23 ekranlarına, paragraf programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün paragrafı hastalıklar üzerinden oluşturacağız. Enfeksiyon hastalıkları son zamanlarda yine toplumda en çok görülen ve toplumu çok etkileyen bir durum. Yine gribal enfeksiyonlar da böyle. Tüm bunları konuşacağız. Konuğumuz Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam, şimdi dünya ve Türkiye olarak bir pandemi sürecini geçirdik. Evet. Sonrasında yine bir pandemi demeyelim ama toplumda sürekli havaların soğumasıyla birlikte de yine mesafelere dikkat edilmemesiyle birlikte de o kadar fazla enfeksiyon hastalıkları var ki herkese etkiliyor. Neler söyleyeceksiniz? Bu durum normal mi? Enfeksiyon nedir? En baştan başlayalım. Yani bu aslında normal beklediğimiz bir durum. Bu pandemi döneminde biliyorsunuz 2 sene çok sıkı bir süreç geçirdik. Akabinde öncesi ve arkasında da yine tedbirlere uyulduğumuz dönemde özellikle bulaşıcı bazı hastalıklar, viral hastalıklar, mevsimsel hastalıklar var. Bazı bulaşıcı hastalıklar belli mevsimlerde daha fazla görülüyor. Bugün kış mevsiminde özellikle Ekim'den başlayıp Mart ayının ortalarına kadar olan sürede bazı viral enfeksiyonlar, bu bulaşıcı enfeksiyonlar biraz daha toplumda sık görülüyor. Bunlar genellikle bu bulaşıcı hastalıkların çoğu virüs dediğimiz mikroorganizmalar kökenli olarak görülüyor. Bakteriyel enfeksiyonlar da var ama ağırlıklı olarak daha çok bunlar. Bunların sayısı tespit edilen 200'lerin çok çok üzerinde soğuk algınlığı virüsü, bunun yanında bir kısmında grip yapan, bir de bunların alt tiplerini şeye koyduğumuzda, saydığımızda ve bunlar sürekli değişime uğrayan virüsler. Onun için bu mevsimlerde özellikle, soğuk mevsimlerde biraz daha fazla görülüyor. Her mevsimde görülebilir. Özellikle bu mevsimde daha fazla görülüyor. Bunun nedeni de neden böyle? Virüsler bir, soğukta daha fazla canlı kalabiliyorlar. İki, soğuk mevsimde özellikle kapalı alanların daha sık olması, bunu taşıyan kişilerin, bu hastalığı da yakalanan kişilerle yakın temas söz konusu olduğunda, koruyucu tedbirler alınmadığında bir o şekilde bulaşıyor. İkinci bir şey, soğuk mevsimlerde bizim özellikle solunum yoluyla bunlar, yani daha çok ağız burundan girip hastalık yapabiliyor. Soğuk mevsimlerde bizim savunma sistemimiz dediğimiz 2 tane savunma sistemimiz var. Bir, anatomik olarak savunma sistemimiz var. Anatomik olarak nedir? İşte burnumuzun nemli olması, oradaki kılların dışarı doğru hareketi, akciğer şeylerin hareketi. Soğuk mevsimlerde bu mekanik temizleyicilerin hareketi azalıyor. Azalınca virüsler daha çok kalıyorlar ve daha çok yerleşiyorlar. Bir de bu soğuk mevsimde bazen savunma sistemleri de zayıf olabiliyor. O durumda da daha kolay yerleşiyor. Yerleştikleri için de ve hastalık daha fazla görülüyor. Peki hocam, gribal enfeksiyonla, soğuk algınlığıyla bu özellikle son dönemde herkesin yakalandığı ne soğuk algınlığı ne grip uzun süre insanı ne derler işte öksürüğü geçmiyor, ateşi geçmiyor, evet, beden ağrısı geçmiyor. Farkı nedir? Nasıl? Mesela bunlardan herhangi birini eğer bir kişi olmuşsa hangi durumlarda doktora gitmeli veya bu ayrımı nasıl fark edecek? Şöyle, yani biz insanlar olarak şu şekilde bakmalıyız. Özellikle soğuk algınlığı daha hafif seyreden üst solunum yolu dediğimiz kısımda lokal olarak kalan, yani orada kalabilen enfeksiyonlar. Bunların biraz önce bahsettiğimiz o 200 civarında üzerindeki virüslerin çoğu buna neden olabiliyor. Ama bunlar birkaç tanesi, 2-3 tanesi biraz daha fazla salgınlara neden olabiliyor. Bunlardaki ana şikayetlerimiz
hafif burun tıkanıklığı, özellikle çok ciddi burun akıntısı olabilir. Hı hı. Ve ödeme bağlı olarak bazen boğazında hafif bir yanma, baş ağrısı eğer komplike olmamışsa, yani üzerine bir sinüzit ya da bir başka bir şey ilave olmamışsa, bu şekilde ayakta geçiriliyor. Hı hı. Grip ise biraz daha bu influenza dediğimiz virüsle olabiliyor. Koronanın bazı suçları da hem soğuk algınlığı hem grip benzeri tablo yapıyor idi. Orada ise genel vücut ağrıları eşlik eder, öksürük olabilir, yüksek ateş, ciddi kas ağrıları olabilir, halsizlik olur. Yani insanı kişiden kişiye göre değişmekle beraber yatağa bağlı şey edecek kadar olabilir. Bazen akciğere kadar iner. Bu viral pnömoni dediğimiz bol sekresyonlarla seyreden bir tabloya neden olabiliyor. Bunların bulaşıcılık şeyi şöyle, genellikle dedik sekresyonlarla bulaşıyor. Ne zaman bulaşıyor? Kişiden şikayetler başlamadan 1-2 gün önce başlayıp şikayetler ortaya çıktıktan genellikle ilk bir hafta virüs yoğun bir şekilde bulaşabilir. Daha sonra da ikinci haftada azalarak bulaşıcılık kayboluyor. Ama şikayetler devam edebilir. Bu soğuk algınlığı 3-5 günde toparlar eğer bir şey komplikasyon olmasa. Hı hı. Ama grip öyle değil. Grip biraz daha ateş ve genel semptomlar azalsa bile biraz daha kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk gibi bitkinlik şikayetleri devam eder. Sizin bahsettiğiniz öksürük de özellikle bu salgınlarda değişik olmakla beraber bazen 4 haftaya kadar uzayabilir. Onu da yani bir şeyle fazla şey yapmamak lazım yani. Peki hocam, şimdi pandemi sürecinde herkes aşı oldu. Evet. Bir Çin kökenli aşı vardı, bir de bir Alman kökenli aşı vardı. Ama sonrasına baktık ki kalp krizleri arttı toplumda. Yine enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak entübe edilen hasta sayısında bir artış gördük. Bunu tabii ki aşılara bağlamak şu an için belki mümkün değildir ama işte toplumun o fısıltıları da hepimiz duyuyoruz. Aşılardan sonra işte toplum bu hale geldi. İnsanlar grip olup ölmeye başladı. Kalp problemi olmayan insanlar kalp hastası oldu veya kalp krizi geçirdi. Bununla bir bağlantısı var mı? Gripal yani, bir enfeksiyon kalp krizine neden olabilir mi? Ya da ölüme neden olabilir mi? Tabii bütün enfeksiyonlar da ölüm söz konusu olabilir. Gripal enfeksiyonlarda da ölüm söz konusu olabilir. Korona bir gripal enfeksiyondu. Hı hı. Mesela koronada yaklaşık 700 milyon kişi dünyada bu hastalığı tespit edilen vaka, ki o kadar tedbir alınmasına rağmen insanlar hastalandı. Yaklaşık 6,5-7 milyon kişi kayıtlı bu koronadan ölen. Bizim ülkede de mesela yaklaşık herhalde 100 binden daha fazla bir maalesef vefat kaydedilmişti. Şimdi bu salgın hastalıkların bir kısmının aşıyla korunabilen hastalıklar var. Bir kısmı da aşısı olmayan hastalıklar var. Bir aşısı olmayanlar da şundan dolayı. Mesela soğuk algınlığı virüslerin aşıları yok. Çünkü onlar durmadan şekil değiştiriyorlar ve oldukça yaygın. Aşı yok. Ama grip, korona gibi daha ağır seyreden, ölümcül seyreden hastalıkların aşıları var. Özellikle gripin Asya, yani Güney Yarımküre, Kuzey Yarımküre olmak üzere, yani mevsime göre o virüs tipi belirleniyor ve ona karşı aşı hazırlanıyor. Eğer o virüsten karşılaşırsak genellikle o aşılar koruyucu. Aşılar aslında mucize. Yani bizim bulaşıcı hastalıklar açısından baktığımızda işte çocuk felci, kızamık, boğmaca, tüberküloz, şu anda çiçek ve aklıma gelmeyen şu anda bir sürü tetanoz gibi birçok hastalığın dünyadan
yok edilmesi veya önlenmesi bunlar aşıyla mümkün. Şimdi o açıdan yani aşılara bir şey yüklemek doğru değil. Bu korona aşılarıyla ilgili dedikodular çıkıyor. Fakat yapılan çalışmalarda her ilacın yan etkisi olabildiği gibi bazı kişilerde de bu aşıların istenmeyen yan etkileri olabilir. Bunlar akut dönem dediğimiz aşıya mesela alerji olabilir. O hastalara da anafilaksi gelişip ölebilir. Bu korona aşıları da özellikle bu mRNA aşılarına bağlı olarak canlı şey aşıları onlarda yapılan çalışmalarda bazı şey gruplarda hafif bir kardiyak şey yaptığıyla ilgili olgu sayısı var. Yani vaka sayısı var ama bunlar literatürde kayda değer vakalar değil. Yani bunlar oldu diye aşı yapmamak doğru bir şey değil. Yapmadığınızda daha ağır seyrediyor. Özellikle bazı gruplarda aşı mesela biz zorunlu öneriyoruz. Biz mesela her mevsim grip aşısı oluyoruz. Niçin? Hem kendimiz hastalarla muhatabız. Onlardan almamak için hem biz hastalandığımızda onlara bulaştırmamak için ve onlara rahat hizmet edebilmek için her yıl işte sonbahar mevsiminde genellikle grip aşısı oluyoruz. Peki hocam bir insan bu saydığımız semptomları yaşadıysa hangi durumda hastaneye başvurmalı? Şimdi hangi tür ilaçlar kullanılıyor? Anladım. Şimdi soğuk algınlığında genellikle destek tedavisi dediğimiz destek tedavisi antibiyotik almanın bu viral enfeksiyonlarda eğer üzerine bir bakteriyel enfeksiyon ilave olmamışsa genellikle almaya gerek yok. Soğuk algınlığı şeyleri genellikle daha çok mevsimsel gıdalarla ve destek tedavisiyle geçiştirilebilir. Yani portakal, limon, sebze, meyve, bol su, bol sıvı almak. Eğer burnunuz tıkanırsa belki burun tıkanıklığı geçirici bir serum fizyolojik olabilir veya 2-3 gün kullanılan burun damlaları olabilir. Çok şey olursa boğaz yumuşatıcı şeyler, pastiller olabilir. Bunlar öyle. Ama gripte şöyle, gripte özellikle gripin ilacı var. Onun ilacı şöyle, eğer grip geliştiğinde özellikle akut dönemde, erken dönemde aldığımız antiviral ilaçlar var. O ilaçlar aldığımızda klinik biraz daha hafif seyreder. Yani tam iyileşme aşamasına geçerken daha biraz hafif seyredebilir. Ama ilave komplikasyonları olursa, mesela zatüre olursanız, mesela solunum sıkıntısı çekerseniz, ateşiniz düşmese, bu tür durumlarda doktora başvurmak gerekebilir. Özellikle bazı risk gruplarımız var. Hangileri hocam? Onlar mesela kronik hastalığı olanlar, mesela şeker hastası bunlardan, romatizma hastalığı olup ilaç kullanılan, immün düşkün kanser hastaları bunlardan birileri, ufak çocuklar bunlardan birileri, gebeler bunlar, gebeler yine kronik akciğer hastalığı olanlar, tansiyon hastası olanlar, kalp yetmezliği olanlar bunlar risk grupları oluyor. Bakım evlerinde mesela şey olanlar, yatalaklar, bunlar risk grupları. Bunların mesela çoğuna biz risk gruplarına göre aşılar öneriliyor. Belli bir yaşın üzerinde zaten mutlaka yapması gerekir ama ilave bu hastalıkları varsa mutlaka aşı yapmak öneriyor. Eğer bunlar hastalanırsa bunları yakın takip etmek gerekebiliyor. Çünkü bunlar da ani bir klinik kötüleşme olabilir. Yakın takip gerekebilir en azından şey açısından. Peki hocam şimdi bu dediniz ki işte bol iyi beslenmek lazım. Şimdi bu beslenme çeşidini soralım. Şimdi sürekli toplum olarak insanlarla diyalog halindeyiz. Açık ortamlara, kapalı ortamlara giriyoruz. Soğuk havalarda da çok etkili dediniz bu virüsler.
Bağışıklığı güçlendirmek adına mesela nasıl bir beslenme şekli öneriyorsunuz? Ya normal sağlıklı bireylerde özel bir diyet yok. Ama biraz önce bahsettiğimiz risk gruplarında bunların en önemli diyeti korunmak. Yani ne bileyim kapalı ortamlara özellikle girilmemesi, mesafelerini korumaları, eğer toplu taşıt araçlarına binerlerse mutlaka maske takmaları, temas belli bir kirlenmiş bir yüzeylere temas söz konusu olduğunda ellerini kolonyayla ya da alkol bazlı bir dezenfektanla temizlemeleri. Bunlar genellikle yeterli olabilir ama bunun dışında sıvı desteği yani susuz kalmamaları gerekebiliyor. Mevsimsel gıdalar özellikle hangi bu mevsim hangi şeyimiz en çok turfanda gelir değil mi? Portakal, limon, türü, C vitamini grubu ilaçlar yani daha doğrusu sebze meyve eğer onlar alıyorsa genellikle yeter ama bunlar yeterli almayan insanlar da belki destek amaçlı dönemde verilebilir. Peki diğer özür dilerim bu arada. Estağfurullah geçmiş olsun. Biraz da biz de şifayı kaptık galiba. Peki yine çok sayıda balık yağları var, ekstra vitamin takviyeleri var, bitkisel takviyeler var. Biraz da aslında ne derler ona? Kimyevi ürünler var. Yani bunları, aktarları kastediyorsunuz. Aktarların dışında da anladım. Nasıl diyeyim? İlaç grubu değil ama isim de vermek istemiyorum. Şimdi anladım. Bunlar netice itibariyle bu bir pazar. Pazarda da birileri mallarını satmak ister ama bir an önce bahsettiğim sağlıklı şeyden bireylerde tamam mı? Bir eksiklik yoksa normal yaşam devam ederlerse, düzenli bir besin alırsa ekstra bunlara ihtiyaç duymaz. Ama özel gruplar olur. Ne bileyim yani kansızlığı olur. İlaveten ona göre kan yapıcı ilaçlar gibi ilaçlar edilebilir. Ama onun dışında genellikle biz pek önermiyoruz. Hastalanmadığı süre. Hastalandığında zaten biraz önce bahsettik. Bunlara daha çok destek tedavisiyle, istirahatle öneriyorsunuz. Öneriyor. Septomatik tedavi yani dediğimiz. Yani daha çok şikayetlerine yönelik geçici tedavilerle o süreci geçiştirmesini sağlıyoruz. Peki hocam yine son dönemde insanlar kendini bitkin hissettiği an ya da gribal enfeksiyona kaptığını anladığı an hastanelere gidiyor. Sağlık polikliniklerine gidiyor. Özel polikliniklere gidiyor. Serum taktırıyoruz. Bu doğru bir şey mi? Ya da iğne mi yaptırıyoruz daha çok? İğne doğru bir şey mi? Yani ben mesela bir hekim olarak neredeyse 30 küsur yıllık bir hekimim. Hemen hemen her senede bu bahsettiğimiz salgınlarla ilgili şeyler geçiriyoruz. Hayatım boyunca bir defa böyle bir şey yapma ihtiyacımız duymadık. Ama özellikle bu akut hastalık döneminde bazen bulantı kusması olur, geçici sıvı alamaz. Sıvı desteği amacıyla geçici bir süre verilebilir. Ama bunu normal formal halde kullanmak doğru bulmuyor değil mi elimde? Yani önermiyoruz öyle diyelim. Yani çünkü yani beslenebiliyorsanız, sıvı alabiliyorsanız netice itibariyle serum da bir nevi tuzlu sudur. Tamam mı? Ya da şekerli sudur ya da ne bileyim içinde bazı elektrolit olan sudur. Onu alabiliyorsanız, bağırsaklarınızda da emilebiliyorsa normal beslenin. Yani o yeterli oluyor. Ama yok bunlar olmuyorsa o zaman bazen tür hastalarda ne bileyim ishalı oluyor, ciddi sıvı kayboluyor, yaşlılar var mesela. Onlarda beslenme problemi oluyor. O tür durumlarda zaten verilebilir. Ama onu da yani hastanın kendisi değil de hekimin ona karar vermesi gerekir diye düşünüyorum. Ama bu da psikolojik bir rahatlama sağlıyor genellikle insanlarda. Ya bir serum yapayım da biraz rahat olayım. Bir de bazen diyorlar bir kan dolaşımım bir hareketlensin diyorlar. Bunun bir etkisi var mı? Netice su da yani su içerseniz de aynı şeyi sağlar. Emiliyorsa problem yok yani. Bu şekilde düşünüyoruz. Peki hocam yine son dönemlerde akciğer enfeksiyonları da çok fazla. Yine bu hastalıklarla bir bağlantısı mı var?
yoksa bu başlı başına ayrı bir virüs sonrası mı ortaya çıkıyor? Akciğer İki şekilde de olabilir. Şimdi bahsettiğim. Bir de özür dilerim hocam. Pandemiyle birlikte aslında yapılan kan tahlillerinde CRP diye bir şey öğrendik toplum olarak. O CRP bizim de başımızın belası. Bu kandaki enfeksiyon miktarı mı, oranı mı ya da? Şimdi CRP bir vücudun savunma hücreleri tarafından üretilen bir marker, biyokimyasal bir marker. Bu sadece enfeksiyonlarda artmıyor. Tümörlerde de artabilir. Hı hı. Mesela travmaya maruz kalırsınız, bir şey olur, orada da artabilir. Ama biz enfeksiyon hastalıklarında özellikle romatizma da artar. Bazı kanser türlerinde artar, da artar. Hı hı. Ama enfeksiyon hastalıklarında şöyle CRP artar. CRP'yi bunun eskiden bu bakteriyel enfeksiyonlar olarak daha çok bilinir idi. Hı hı. Ama yapılan çalışmalarda sadece bakteriyel enfeksiyonlar dışında, enfeksiyonlar için söylüyorum. Onun dışında bu viral enfeksiyonlarda da aynı düzeyde olmasa artar. Hastalığın şiddetine göre bu bazen 100'lü 200'lü rakamlara kadar çıkabilir. Hı hı. Ama uyarıcı bir marker olarak bizim için değerli. Hı hı. Tedavi edersiniz, birkaç gün içinde yavaş yavaş normal seyrine döner. Ama onun yanında başka markerlarımız var. Daha çok şey ayrımında kullanmak için. Yani akciğer enfeksiyonları bir, virüslerin kendileri neden olduğu. Onlar da netice itibariyle işte grip virüsü veya koronu normal üste kalabildiği gibi aşağı inip akciğerlere de ciddi iltihap yapıp oksijenizasyonu azaltıp bazen üzerine de bir bakteriyel enfeksiyon ilave olup ciddi şekilde seyredebiliyor. Bazen ölüme neden olabiliyor. Bir o şekilde bir de bakterilerin kendileri de direkt akciğere geçip enfeksiyon yapabiliyor. Onların tedavileri kendi içinde farklı. Değerlendirmek lazım. Peki hocam, mesela ateşli, özür dilerim, akciğerdeki enfeksiyonda ateş de olabiliyor. Bu risk midir? Bunu önleyebilmek için ne yapmalı insanlar? Ateş aslında şöyle, bizim için faydalı bir şey. Şöyle faydalı bir şey. Hasta olduğumuzun farkında olmamız açısından farkında vücut bir şey. Vücut uyarıyor yani bizi. Yani uyarıyor seni. Diyor ki kardeşim, birileri sana saldırdı. Ben de ondan mücadele ediyorum. Bu mücadelenin yansıması da ateş. Bizim hissettiğimiz şey nedir? En çok ateştir. O ateş bize bir şey hatırlatıyor. Ya diyor, şu anda sen bir şey altındasın. Onu alert veriyor. O açıdan ateşi biz özellikle bazı hastalıkların ön bulgusu, özellikle sistemik hastalıkların. Yani bunlar, ama normal enfeksiyonlar dışında da ateşler olur. Yani işte biraz önce bahsettiğimiz bazı metabolik hastalıklarda, bazı kanserlerde, bazı şey durumlarında, travmada gibi birçok durumlarda da ateş yükselebilir. Ama yükseldiğinde başka bir sebebi yoksa, eğer öksürüğümüz varsa, balgamımız varsa, ne bileyim idrar çıkarken idrar yanmamız varsa, bir yerimizde bir yara bere varsa, o onun oradaki mücadelenin bir yansıması olarak ateş çıkıyor yani. Peki ona hocam, tedbir almak için işte hekime gideceğiz. Hekime gideceğiz. Peki hocam, maske öneriyor musunuz şu anda, şu zamanda? Şimdi maske rutinde önermiyoruz maskeyi, ama maske önermemiz gereken durumlar şöyledir. Eğer bir kişi bu salgın hastalıklardan birini geçiriyorsa, yani solunum yoluyla bulaşan, damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon geçiriyorsa, onun maske takması uygun olur. Şu açıdan başkasına bulaştırmama açısından önemli olur. Eğer yine de bir şeye girebiliyorsanız, kapalı bir alana giriyorsanız, oradaki toplulukta kimin hasta olup kimin olmadığını biliyorsanız, özellikle bu mevsimde maske takmanın bir zararı yok. Olumlu yönden de faydası var. Ama özellikle biraz önce bahsettiğimiz risk grubundaki kişilerin mutlaka takmasının daha faydalı olacağını düşünüyoruz veya öneriyoruz. Ama normal bizim gibi sağlıklı bireylerde genel anlamda şey yapmıyoruz. Bir de mesafeyi korumak lazım. Yani bir ortama, atıyorum, bir kıraathaneye gittiniz veya bir kafeteryaya, bir lokantaya gittiğinizde çok ciddi bir kalabalık ortam var.
yüzeylere değiyorsunuz veya yakından geçiyor şeklinde karşıdakinin durumunu bilmiyorsanız bu mevsimde koruma amacıyla maske takabilirsiniz. Bir zararı yok. Ama rutinde özel bir durum değilse o koronadaki mutlaka önerelim diye şey yapmıyoruz şu anda. Peki hocam, bu şekilde devam ederse toplumdaki bu gribal enfeksiyonlar ya da işte o influenza dediğiniz ya da koronanın bir başka çeşidi artmaya devam ederse Allah korusun mu yine yasaklar gelir mi? Mesafeler yani, gelir mi? Şöyle biliyorsunuz bu her 10 yılda bir böyle bu pandemi dediğimiz yani kıtalar arası salgınlar olabiliyor. Bunların çoğu da yine bu virüslerle oluyor. Çoğu da solunum yolu virüslerle oluyor. Dünya artık küçük bir köy. Evet. 2018'de bu korona çıkmadan önce Dünya Sağlık Örgütü bir iş hastalığı diye bir şey dedi. Dedi ki yani bu olduğunda koronadan çok daha fazla ağır seyreder. Daha fazla kişinin etkilenmesini ve fazla kişinin ölümüne neden olabilecek bir şey. Bununla ilgili dünyanın tedbir alması lazım. Yani hazırlıklı olmamız lazım. Yani bir şey geliştiğinde neler yapabiliriz? Hemen A, B, C sırasıyla 1, 2, 3 hangi sıraya göre onun alması gereken tedbirleri önceden hazırlıklı olmak açısından uyarı veriyor. Ve bunlar sürekli taramalar yapılıyor. Bugün buradasınız, yarın bakıyorsunuz sabah uçağa bin, akşam yani 12 saat sonra Amerika'dasınız ya da ne bileyim Çin'desiniz veya bir başka Afrika'dasınız. Onun için artık bu tür hastalıkların görülmesi çok kıtalar normal. Arası yayılması çok daha rahat, çok daha fazla oluyor. Yani buradan biniyorsun, Çin'e gidiyorsunuz. Siz hastaysanız veya Çin'den geliyor zaten buraya. Zaten dünyanın başına sanki çorabı ören Çinliler. Yani toplum fazla. Orada da çoğu da, tabii bunların çoğu da bir kısmı insan kökenli olduğu için bir kısmı da hayvan kökenli ön kaynaklar. İşte ne bileyim kuş gribi, domuz gribi vesaire aklımıza gelebilecek hastalıkların bir çoğu da oradan köken alıyor. Tabii bu çevrenin, çevredeki doğal değişiklikler, iklim değişikliği, beslenme alışkanlıkları, beslenme alışkanlıklarımızın doğaldan daha çok endüstriyel şeye geçmesi birçok şeyi etkiliyor. Sadece enfeksiyon hastalıklarını değil, diğer hastalıkları da zaman içinde maalesef tetikliyor. Yaşam tarzımız mesela gençler 30 yaşında, 40 yaşında kalp krizi geçiriyor, ölüyor. Niye? Yaşam tarzı. Yani sürekli evde oturur, yiyip içerseniz, hareket etmezseniz ani bir eforda veya ani bir streste kalbiniz küt diye gider. Çünkü hareket alanı yok. Yani hareket alanı yok. Onlar da hepsi etkiliyor yani. Peki hocam, şimdi hem işte Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin hem de şehirdeki diğer hastanelere çok fazla işte bu şikayetlerle başvuran insanlar oluyor. Ve çoğu da aslında antibiyotik istiyor doktordan. Hani antibiyotik bir hekim olarak siz öneriyor musunuz? Ya şimdi antibiyotikler de tabii ki mucize ilaçlar. Antibiyotik gereken durumlar olur. Kullanmak da gerekir. Ama böyle her soğuk algınlığında bana bir antibiyotik ver de kullanayım şeklinde doğru değil. Antibiyotiklerin de kullanım şartları var. Yani normalde antibiyotik şöyle bir bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için kullanırız. O bakteriyel enfeksiyonun tanısını koymadan, bu etkenin ne olduğunu bilmeden veya olası etkenin ne olduğunu bilmeden antibiyotik kullanmak doğru değil. Bir de antibiyotik bir doz kullanarak da iyileşmezsiniz. Antibiyotiğin her şey belli bir zaman dilimi var. Zaman dilimi var. Belli bir sürede kullanmanız gerekiyor. Bunu kullanmasanız o antibiyotiğin zaman içinde yararından çok size zararı oluyor. Sizin normal floranız var. Yani vücudumuzun her yerinde bakteriler ve çeşitli mikroorganizmalar var. Bunlar bizim gözümüzle görmüyor ama sayıları milyonlarca ve bunlar sağlığımız için de gerekli.
Hı hı. Eğer biz antibiyotik kullandığımızda bu hassas mikroorganizmalar ortadan kalkıyor. Hı hı. Bu defa hayatı tehdit eden daha dirençli bakteriler veya başka mikroorganizmalar onların yerini alıyor. Eğer bir şey olduğunda, hastalandığınızda bu defa o hastalık yapıyor. O hastalık yaptığında da bu defa onun tedavisi biraz daha zor oluyor. Hı hı. Düzensiz antibiyotik kullanmanın zararları şöyle. Antibiyotiklere tedavide kullanacağımız antibiyotiklerin sayısının azalmasına neden olabilir. Çünkü hı hı. bakteriler sen hafif bir kullandın, tam öldürmedin, yere şey ettin, ona göre direnç geliştiriyor. Hı hı. Bu defa dirençli mikroorganizmalar şeyden artıyor. Hı hı. Eskiden hiç çok nadiren kullandığımız antibiyotikleri maalesef antibiyotiklerin düzensiz, yaygın kullanılması bu hem sadece sağlıkta değil, sağlık dışında veterinerde bitki sel şeylerin yetiştirilmesinde, tarımda vesaire gibi birçok yerde kullanılınca maalesef antibiyotiklere direnç gelişiyor ve zamanında kullanacağımız antibiyotiklerin sayısı azalıyor. Hı hı. Eskiden çok sık ve hızlı şekilde keşfedilen antibiyotikler artık olan antibiyotiklerin şurasını değiştirerek yeni antibiyotikler üretmeye çalışıyorsun. Etken maddeleri ama aynı değil mi? Etken maddeleri farklı olabiliyor ama direnç geliştirince bu defa biraz kimyasal yapısını değiştiriyorsun ki yani o bakteri onu tanımasın, ondan inaktif hale gelsin. Hı hı. Ama bunlar da giderek sayısı azalıyor antibiyotiklerin. Bazen öyle şey oluyor ki, öyle mikroorganizmalar var ki vereceğiniz bütün ilaçlara dirençli. Düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Yani o zaman işiniz Allah'a kalıyor. Evet. Yani peki bunun efendim da sebebi antibiyotiklerin gelişi güzel kullanılması. Yani kendi kafamıza göre antibiyotik kullanmamamız lazım. Biz ilaç tüketimi noktasında da aslında çok dağınık tüketiyoruz. Sadece antibiyotik noktasında değil, değil mi hocam? Mesela işte şimdi gribal enfeksiyon oluyor. Evet. İşte doktora gidiyoruz. Doktor bir ilaç veriyor. İki gün içip üçüncü gün kendimizi toparlamış hissettiğimiz zaman bırakıyoruz mesela. Yani işte o şöyle, o da işte antibiyotiklere karşı mikroorganizmanın direnç geliştirmesine neden olabiliyor. Hı hı. Ben hatırlıyorum, yani bir yerde oturuyoruz. Arkadaş diyor ki ya sabahleyin diyor okula giderken diyor işte atkımı takmamıştım diyor, rüzgar vurdu diyor, boğazım üşüdü diyor, gideyim şey eczaneden diyor bir antibiyotik alayım diyor, alayım bir gün kullanayım diyor, iyileştin. Ama bir gün antibiyotik kullanmanın sana ne faydası olur, hı hı. ne de şeye. Bu gibi durumlar işte antibiyotiklerin gelişi güzel kullanmasının bir sonucu olarak bugün dünyada bazı enfeksiyonların tedavisinde ciddi zorluklar çekiliyor ve artık antibiyotikleri bile çok gelişi güzel kullanmamak gerekiyor ki geleceğimizin veya gelecekte bazı enfeksiyonun rahat tedavisi için. Peki hocam, bu mevsimde gördüğünüz, yaşadığımız bu salgınları tıp dünyası ya da tıp literatürü, siz hekimler olarak, akademisyenler olarak nasıl isimlendiriyorsunuz? Covid mi, grip mi? Şimdi Covid mi, grip mi? Onu ancak neyle tanı koyabilirsin? İkisinin mesela semptomları, şikayetleri benzer. Hı hı. Ancak bunun tanı yöntemlerimiz var. Tanı yöntemleri hastanın mesela bir aktif hastalık sırasında sekresyonlardan, yani boğaz ya da işte burun sekresyondan alıp bizim virüs paneli dediğimiz bir panel var. Hı hı. Ona bakıyoruz, hangisi pozitifse diyorsun ki bu buna bağlı. Hı hı. Bir o kısım var. Bir de mesela PCR dediğimiz daha moleküler yöntemlerle çalışıyorsun. Mesela ciddi hastalıklar korona mıdır veya değil midir, onu tespit edebiliyorsunuz. Hı hı. Bir o var.
Bir de hastalık geçirdiğinizde belli bir süre sonra vücudunuzda o hastalığa karşı antikorlar oluşuyor. Hı hı. Onların bir kısmı koruyucu oluyor, bir kısmı koruyucu değil. O hastalık geçirdiğinizi gösteriyor. Hı hı. Onu da hasta serumunu alıp oradaki çeşitli yöntemlerle onlara bakıyorsunuz. Hı hı. Eğer onlar pozitifse diyorsunuz ki evet doğru, bu bunu geçirdi. İşte bu herpes virüsü mü, bu influenza mı, bu korona mı, bu rino mu ya da adenovirüs mü, hı hı, veya bir başka grubu, bir beta hemolitik streptokok bakterisi mi gibi, hı hı, ona göre tanı yöntemleri biz o şekilde kullanıyoruz. Özellikle ciddi olan hastalarda. Evet. Hocam, programın da sonuna doğru geliyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bu süreçte nasıl korunmalıyız hastalıklardan? Yani hastalıklardan korunma yöntemleri, bir, sağlıklı bir şekilde besleneceğiz. Hı hı. Mevsimine göre besinlerimizi tüketeceğiz. Özellikle selanter bir yaşam tarzını önermiyoruz. Selanter yaşam tarzı, yani bizim alanımıza girmiyor ama netice itibariyle bir hekim olarak, hı hı, hareketli olmakta fayda var. Yani onu günün belli saatlerinde en az bu kimi 5000 kimi 10.000 adım diyor, hı hı, atmak lazım. Bunu da özellikle yaşına göre de farklı zamanlarda şey yapmak lazım. Tok karnına yürüyüş önermiyoruz, aç karnına yürüyüş önermiyoruz. Soğukta, çok soğukta, hı hı, yürüyüş önermiyor, çok sıcakta yürüyüş önermiyor. Yani bunun dışında ki şeylerde, özellikle risk grubu olan, hı hı, hastalar için bu daha da dikkat etmesi gerekiyor. Normal bir yürüyüş yapmak faydalı. Onun, hı hı, içinde obeziteye meyleden gıdalardan sakınmak lazım. Şu anda Türkiye, Avrupa'da obezitede, yani bizim alanımız dışında ama veriler onu gösteriyor. Hı hı. Maalesef obez sınıfına giren bir toplum, toplumumuz. O da birçok hastalığı tetikliyor. Şekeri, hı hı, tansiyonu, kalp krizini, hı hı, ileride bazı kanserleri tetikliyor. Buna dikkat etmek gerekir. Bizim, hı hı, enfeksiyon hastalıkları açısından da özellikle aşılanması gereken hastalıkları, çocukluk yaşında zaten, hı hı, rutin aşılarımızı yapıyoruz. Onun dışında bazı mevsimlerde bazı hastalıklar ön plana çıkıyor. O durumda tedbir almak lazım. İşte mesela, hı hı, bu mevsimde çok kalabalık topluluklara uzun süre mümkünse girmemek gerekir. Girdiğimizde de ne bileyim tedbirlerimizi, hı hı, almamız gerekiyor. Hastayken başkasına bulaştırmamak açısından kendimizi izole etmemiz gerekiyor. Olabildiğince, hı hı, en azından mesafeyi, maskeyi gibi davranışlarımıza, başkalarının sağlığı için ona dikkat edeceğiz. Hı hı. Eğer ciddi de seyrederse o zaman en yakın, başta aile hekimimiz olmak üzere, hı hı, bir enfeksiyon hastalıkları polikliniği de olabilir ama bu hastanın ciddiyetine göre şey etmekte, hı hı, fayda var. Bir de kalın giyinmeli miyiz hocam? Soğukta özellikle başımızı, yüzümüzü, gözümüzü hep sararız. Yani şöyle, tabii ki bu bir şeydir, fizyolojik bir şeydir. Yani, hı hı, mevsimsel yazın gibi giyemeyiz. Hı hı. Çünkü soğuğa maruz kaldığımda o da vücut direncini düşürüyor. O da bazı enfeksiyonların yerleşmesini kolaylaştırıyor. Hı hı. O açıdan soğuk havada abartmamak kaydıyla sıkı giyinmekte fayda var. Peki yani, hocam. Hepimize, bütün izleyicilerimize, bütün toplumumuza bol sağlıklı günler diliyoruz. Ben de sizin nezdinde bütün Kanal 23 ailesine, bu programda bize yer verdikleri için ben teşekkür ediyorum. Hı hı. Bizi izleyen bütün seyircilere sağlıklı, huzurlu günler geçirmesini diliyorum. Herkese, İnşallah, hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yine bilgilerinizle aydınlattınız. İzleyicilerimize bilgileri aktardık sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, efendim. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Sağ sizlere olun, de teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Bizleri yine evlerinize konuk ettiğiniz için, yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.